Efendim ikinci el otomobil piyasası geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre durağan seyrediyor. Fiyatlar biraz düşse de henüz istenilen satışlar gerçekleşemedi. Peki son durum nedir? Olsan uygun Türkiye dönelim. Yanında bir de değerli konuğu var. Tüm detayları senden dinleyelim. Olsan hoş geldin yayına. Arzu Yıldırım evet 2023'ün son çeyreğine oranla bu yılın Ocak ve Şubat ayına baktığımız zaman ikinci el oto piyasasında bir duranlık var. Tabii önümüzdeki aylarda artık havaların biraz daha ısınmasıyla özellikle oto satıcıları bu duranlığın biraz daha yerini hareketliliğe bırakmasını bekliyor. Tabii düm, tüm, detayları alacağım yanında da çok değerli konuğum var. Hayrettin Ertemel İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Efendim ben bir duranlık var dedim ama 2023'ün son çeyreğini baz alarak aslında söyledim. Şu an itibariyle oto piyasasında son durum nedir? Evet, 2023'ün son çeyreğinden itibaren yaşanan durağanlık 2024'ün ilk çeyreğinde de devam ediyor diyebiliriz tabii ki. Tabii burada yılın son çeyreğinde yaşanan sıfır araçtaki bollaşma, sıfır araca erişim kolaylığı, yapılan kampanyalar Burada tabii ki e, otomotiv piyasasında pandemi sürecinde devam eden hem spekülatif e, eylemleri hem de araca erişim konusunda yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırdı diyebiliriz artık. Yılın son çeyreğiyle birlikte bayiler sıfır araçlarda %15, %20'ye varan indirimler yaptılar. E, i̇kinci el takas desteği verdiler. E, bunların hepsi 2024'ün ilk ayında da ve ikinci ayında da devam ediyor. Tabii bu eldeki araçlar sona erene kadar da devam edecekmiş gibi gözüküyor. burada önemli konu şu. Sıfır araçta yaşanan bu bollaşma ve aracı araca erişim konusundaki sıkıntının ortadan kalkması ikinci el otomotiv fiyatların da dengelenmesine sebep oldu. Şu anda ikinci el otomotiv fiyatları tam manasıyla Yerine oturmuştur diyebiliriz. Efendim Peki biraz da örnek vermek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz yılın son çeyreğine oranla örnek verecek olursak yanımızda bir araç var. Şu an itibariyle geçtiğimiz aylar oranla fiyatlar ne durumda? Yani şöyle söyleyebiliriz bu araçlar 2 milyon bandındayken şu anda 1.800 1.850 rakamlarına kadar inmiş durumda. %10, %15 marka modele göre belki %20 civarında araçlarda bir indirim söz konusu diyebiliriz. Tabi burada önemli konu şu bildiğiniz gibi döviz şu anda bir artış eğiliminde dövizin artması Türkiye'de satılan araçların %70 ithal dövizin artmasıyla birlikte buradaki ithal araçlarda fiyatsal anlamda olan yükseliş ikinci ele de yansıyacak. Onun için şu anda tam bir alım fırsatı var diyebiliriz ikinci el otomotivde. Bunu son tüketiciler iyi değerlendirmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü yılın ikinci çeyreğinde fiyatlarda belli bir miktarda artış söz konusu olacak gibi gözüküyor. Efendim peki artık iyiden iyi havalar biraz daha ısınacak. Mart ayından itibaren o beklenen hareketlilik oluşur mu sizce? E, oluşacak. Yani biz e, kesinlikle zaten önümüzde e, mübarek Ramazan ayı var. Ramazandan sonra bayram var. E, havalar da sizin dediğiniz gibi e, ısınmaya başlayacak. E, i̇kinci el otomotiv piyasasında e, ciddi manada bir e, hareketlilik bekliyoruz işin gerçeği. Efendim ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayrettin Ertemel İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği başkanından tüm detayları aldık. Son kısa olarak şunu da söylemekte fayda var. 2023 yılının son çeyreğine baktığımız zaman tabii şu aya oranlı özellikle Şubat ayına göre fiyatlarda bir nebze olsa bir düşüş var. Alım fırsatı olarak değerlendirdi Hayrettin Ertemel. Tabii önümüzdeki aylarda da havaların biraz daha ısınmasıyla beraber fiyatların bir nebze olsa yükseleceğini söyledi. Bununla beraber de ikinci el piyasasında bir hareketlilik oluşacak dedi. Diyelim İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği başkanlığından sözü tekrardan Sütlü'ye bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.